Merhaba, ben Elçin. Bugün sizinle Excel'de liste oluşturup verilerimizde o listeden nasıl seçebileceğimizi göreceğiz. Fakat başlamadan önce hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Örneğin bu verime göre bir özet tablo oluşturmak istiyorum. Dolarların toplamını öğrenmek istiyorum burada. Eşittir, çoke topla dedim. Toplayacağım alanı seçtim, noktalı virgül, ölçüt aralığımı seçtim, noktalı virgül, ölçtüm de dolardı. O nedenle doları seçtim. Gördüğünüz gibi 47.000 çıktı. Fakat burada görüyorum ki benim dolarım burada 2 satırda ve toplamı 73.609. Neden almadı diye baktığımda birinde hiçbir boşluk yok ve dolar yazılmış, diğerinde ise en sonuna boşluk bırakılmış. Yapılan en büyük hatalardan biri bu oluyor. Bir liste tuttuğumuzda araya boşluk yazabiliyoruz, harf hatası olabiliyor ve bundan dolayı da aşağı yaptığımız veya başka bir sayfaya yaptığımız özet tablolarda toplamlar yanlış çıkıyor. Buradaki boşluğu kaldırdığımda gördüğünüz gibi toplamı 73.609 olacak. Bu hataya mahal vermemek için de bunları seçimlik listeyle yapmak en güzeli olur. Peki seçimlik listeyi nasıl yapıyoruz? Örneğin burayı seçtim. Veri sekmesi altından veri doğrulamaya geldim. Buradan izin verilen alandan listeyi seçtim. Kaynak kısmına görünmesini istediğim döviz cinslerini aralarına noktalı virgül koyarak yazdım. Tamam dediğimde artık buradan istediğim döviz cinsini seçebilirim. Böylelikle alta bir toplam aldığımda toplamada yanlışlık olmayacaktır. Örneğin iş yerinizde belirli bir konuda böyle bir liste verdim. Bölümler var, şehirler var, tutarlar var ve döviz cinsi var. Tabi bunu yaparken bazı yazım hataları olabiliyor. Örneğin şehri yazarken Ankara yazılmış, Anakra yazılmış, K ile A harfinin yerleri değişmiş. Ankara yazılmış. Fakat sonunda da bir boşluk var. Dolayısıyla daha sonra örneğin şehire göre bir tutar toplamı almak istediğinizde veya şehri filtrelemek istediğinizde düzgün bir sonucu elde edemeyeceksiniz. Dolayısıyla veri girişi yaptığınız yeri açılır liste halinde yapmanız size büyük kolaylık sağlayacak. Peki, açılır liste nasıl yapılıyor? Öncelikle seçimlik liste oluşturmak istediğiniz alanı seçin. Ardından veri sekmesinden veri araçları altındaki veri doğrulamaya tıklayın. İzin verilen dediği alandan listeyi seçin. Ardından kaynak olarak oluşturmak istediğiniz listedeki isimleri aralarına noktalı virgül koyarak yazın. Örneğin şehirler olarak Ankara, noktalı virgül, İstanbul, noktalı virgül, İzmir. 3 şehir olduğunu varsayalım. Tamam'a tıkladım. Artık burada gördüğünüz gibi bir ok oluştu. Burası için oka tıklıyorum. Ok da biraz önce aralarına noktalı virgül koyarak yazdığım Ankara, İstanbul ve İzmir çıktı. Buradan istediğim şehri seçebilirim. Böylelikle yazım hatalarına mahal vermemiş olurum. Bunu yapmanız için diğer bir seçenek de aralarına noktalı virgül koymak yerine Excel'inizin herhangi bir yerine yazdığınız listeyi seçerek girmek. Örneğin bölümler için bunu yapalım. Burada veri sekmesine ben olmasını istediğim verileri yazdım. Listeye geldim. Yine liste oluşturmak istediğim hücreleri seçtim. Ardından veri sekmesi altındaki veri araçlarındaki veri doğrulamayı seçtim. İzin verilen alana liste seçtim. Kaynak olarak ise buradaki butona tıkladım ve veri sekmemden önceden hazırlamış olduğum listemi girdim. Tekrardan bu butona tıkladığımda gördüğünüz gibi buraya formülü, kaynak formülünü yazmış oldu. Tamam'a tıkladım ve gördüğünüz gibi seçimlik listem oluşmuş oldu. Buradan istediğim alanı, istediğim departmanı seçebilirim. Böylelikle listemde herhangi bir değişiklik yaptığımda, örneğin pazarlamayı, pazarlama departmanı dedim. Seçimlik alana geldiğimde artık pazarlama, pazarlama departmanı olarak gözükecek. Fakat önceden seçip oluşturduğunuz bir bölüm varsa, örneğin insan kaynaklarını seçmiştim. Tekrardan geldim buraya, insan kaynakları departmanı diye değiştirdim. Önceden yazmış olduğunuz insan kaynakları değişmeyecek. Ama artık seçmek istediğinizde insan kaynakları departmanı olarak gözükecek. Dolayısıyla değişiklik yapmadan önce daha önceden kullanmış olduğunuz hücreler varsa onlara dikkat etmeniz gerekiyor.
Peki örneğin yeni bir departman açıldı. Bütçe diye bir departman açıldı. Ben bunu bölümümde gözüksün istiyorum. Geldim verime. Altına en son satıra bütçe yazdım. Bu sizin listenizde gözükmeyecek. Çünkü sizin bu listeyi oluştururken seçtiğiniz alan birinci satırdan beşinci satıra kadar. Dolayısıyla altıncı satırı içine almayacak. Dolayısıyla eğer yeni bir departman eklemek istiyorsanız listenizin ortasında bir yere bir satır ekleyin. Ardından yeni eklediğiniz departmanın ismini yazın. Gördüğünüz gibi artık bütçe departmanı listeme eklendi. Çünkü araya satır açtığınız için burada veri doğrulamada birden 5'e kadar olan alanım birden 6'ya kadar genişlemiş oldu. Umarım size faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan hemen haberdar olmak için de aşağıdaki zile tıklamayı unutmayın. Excel ile ilgili daha fazla bilgi için Türkçe Excel kısa yolları ve formüllerini paylaştığım Excel kısa yolları, İngilizce Excel kısa yolları ve formüllerini paylaştığım Excel Shortcuts'ı da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.